Ben aslında Bosna Hersekliyim ve hepimizin bildiği, duyduğu, ne yazık ki acıyla duyduğumuz olan Srebrenica soykırımı veya Srebrenica katliamı, ben o bölgedeyim, Srebrenica'lıyım. Ve o bizim 1995'te savaş bittikten sonra herkes kendi toprağına dönebilir anlaşmaya bağlı olarak. Ben de kendi zamanda yaz tatillerinde kendi köyüme gitmeye başladım. Ancak köy tamamen yıkık olduğu için yaz tatilleri orada geçiriyordum. Ve orada bir yanda vatanseverlik duygusunun beni çekmesinin yanı sıra aynı zamanda orada kaldığım sürece beni maddi olarak da bağlayacak bir şey bulmaya çalıştım. Bunu farklı hayvancılık düşündüm. Orada tek kaldığım için imkansız. Sonra arıcılık yapabilirim diye düşündüm. Çünkü orada olmadığım zaman da arıyı bırakabilirim. Kimse olması da gerek yok. Ve arıcılığa o şekilde başladım 2007 yılında. Ve ilk orada Uçkovan'la başladım. Ve oraya 1983'te çekilmiş köyün bir resmi buldum. Zaten onun dışında başka bir resim de kalmamış savaştan ötürü. O resimden hareket ederek köyün eski değerlerini, hatıralarını canlandırmak için kendime bir bal etiketi tasarladım. Ve 2010'da Gradačac'ta, Bosna Hersek'in içinde Gradačac'ta gıda fuarında katıldım. Ve ilk defa o zaman altın madalya aldım bal kalite konusunda. Daha sonra işte 2013'te burada çalışmaya başlayınca orada karları bıraktım. Burada Uçkovan'ı araya aldım. İşte Uçkovan'la başladım. Şu anda 260 civarında arıya ulaştım. Ve bu senelerce artık 2013'ten beri arıları Salipazar ilçemizde kestane balına götürüyorum. Ve bu sene kestane bal çok aşırı olmasa da miktar olarak Türkiye'mizi, Samsun'umuzu ve Salipazar'ı ve özellikle kestane balımızı, bu bölgemizin kestane balını tanıtmak için Bosna Hersek'te, yine Gradačac'ta bu sene 51. Uluslararası Gıda Fuarı'nda kestane balıyla, Bihsan markamla katılarak birinciliği aldım ve altın madalyayı kazandım. Ayrıca yine 9. ayın Eylül ayın 6 ile 8'inde Bosna Hersek'te Tuzla şehrinde bu sene 19. yapılmış olan Uluslararası Arıcılık Fuarı. Bu arıcılık fuarında da 23 ülkede 617 bal numunun arasında Salipazar'ı kestane bal ile altın madalyayı aldım. Tabii ki burada katılmam amacı kesinlikle müşteri aramak değildir. Çünkü bal satamayacağım kadar balım yoktur. Amacım tamamen farklı. Yaşadığım olan ülke Türkiye'de, yaşadığım olan şehir Samsun'da ve arıcılık yaptığım olan Salipazar ilçesinin kestane balı tanıtmaktır. 7-8 sene önce bal markalaşmasını gerektiğini düşüncesiyle ismi almak için başvuru yaptım ve Bihsan adı bir marka aldım. Bunu birçok anlamı var. Gerek logosuyla gerekse ismiyle farklı anlamları var. Gerek yaşadığım ülke olan Türkiye'de, yaşadığım olan şehir Samsun'da ve doğduğum olan Bosna Hersek'in olan Srebrenica ile bağlantı kurarak ortaklaşa bir logo ve bir isim oluşturmaya çalıştım. Ve nitekim Bihsan, Bosna Hersek'in kısaltılmış ismi. Tıpkı Türkçedeki gibi, Türkiye'mizin gibi TR olması, Bosna Hersek'in de bir. Sam ise Samsun ifade etmektedir.
İkinci ise 11 yapraklı olması ise hepiniz bildi 11 Temmuz 1995'te Srebrenica olan memleketinde soykırım yapılmıştır. Bu anlamı taşıyor. Logonun ortasında Bosna'nın haritası var. Ve yeşil olması ise oradaki halkın ve Boşnakların umut anlamına yeşil rengi gelmektedir. Aynı zamanda bir i üzerinde küçük bir zambak, sarı zambak var ki bu ilk Boşnakların veya en eski Boşnakların amblemi olan zambak çiçeği ifade etmektedir. Dolayısıyla bir bütün olarak bir bağlantı kurmaya çalıştım. Ve bu marka ile işte bu sene 51. Gıda Fuarı Gradac Bosna'da yapılmış olup 6 ülkede 150 numune arasında Samsun'un Salih Pazar'ın kestane balı ile birinciliği aldım ve altın madalya aldım. Aynı bal ile yine dediğim gibi Tuzla'da 6 Eylül'de 19. Arıcı Fuarı yapılmış olup ve bu fuarda da 23 ülke arasında 617 numune arasında altın madalya aldım. Salih Pazar Kestane Bağ'ın kalite konusunda.